Hoş geldiniz. Öncelikle biraz teşekkürler. Sizi tanıyarak başlayalım. Rengin Kadın Korosu'nu oluşturdunuz. Nasıl oluştu bu koro? Ne zamandan beri çalışmalarınızı yürütüyorsunuz? Ve müzikle ilginiz nedir? Teker teker alayım ben sizden. Ben başlayayım öyleyse. Hocamız başlasın. Rengin Kadın Korosu Sosyalist Kadınlar Birliği'nin çağrısıyla Kasım ayında çalışmalara başladık. Yani bizim hazırlık sürecimiz galiba Eylül-Ekim gibi diye düşünüyorum. Çünkü pandemide kadınlar gerçekten evlere tekrar hapsoldu. Biz biliyorsunuz kadınların şiarların arasındadır. Mutfakları değil sokakları istiyoruz. Maalesef pandemi tekrar kadınları eve girmesine sebep oldu. SKB'de hem kadınları kadın dayanışmasını güçlendirmek, hem kadınları tekrar bir araya toplamak, hem de gelişimlerinin önünü açmak için bir koro çağrısında bulundu. Buna yaklaşık başlangıçta 20 arkadaşla başladık. Daha sonra böyle hayallerimizi açan, düşlerimizi açan bir çalışmaya dönüştü. Böyle bugün 30 arkadaşla sürdürüyoruz çalışmaları. Bu 30 arkadaş nasıl bir profilden oluşuyor? Ne tür kesimlerden arkadaşlar var aramızda? O konuda biraz. Ya bayağı çeşit çeşitiz aslında. Yani her yaş rengi de sanırım ona hitap ediyor. Evet, kesinlikle. Şöyle, ben kendimden bahsedeyim. Ben 4,5 senedir İngiltere'deyim. Ve pandemi dönemi cidden herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Ben aynı zamanda SKB'nin kültür komisyonundayım. Bu koro organizasyonu da bizim komisyondan çıktı. yani Zoe'nin buraya geldiğini duyduktan sonra biz dedik ki kesinlikle bir koro çalışması yapmalıyız. Çünkü kadınlara en iyi gelen çalışmalardan birinin ne olduğunu düşünüyorum. Daha önce çok küçükken bir koro deneyimim olmuştu benim aslında. Ama kadın korosu deneyimim hiç olmadı. Ama yani biliyorum çünkü bir arada geldiğimizde hani online bir araya gelmemizde bile görüyorduk. Çok eğleniyorduk. Çok deşarj oluyorduk. Yani bizim kültür komisyonu olarak düzenlediğimiz kadın gecelerimiz vardı. Aslında oradan bir referans aldık. Çünkü orada herkes türkü söylüyordu, şarkı söylüyordu. Bir şekilde bir müzikle bağımız oluşmuştu hep birlikte. Sonra bunu işte koroya çok kolay kanalize edebildik. Her yaştan demeyeyim ama en azından genç ve orta yaşlı arkadaşlar var yani. Hani orta yaşlıya biraz kızacak herkese. Yaş olmuş. Ama çok güzel bir uyum yakaladık. Gerçekten ismimizin manasını çok iyi taşıdığımızı düşünüyorum. Çok rengarengiz ve o renkliliği ve neşeyi her çalışmada, her provada, her buluşmamızda da hissediyoruz. Peki, teşekkür ederim Şirin. Hatice, senden dinleyelim. Senin müzik serüvenin ve renginde nasıl yer aldın? Sana yani, neler kattı ya da nasıl gidiyor çalışmaların? Gene çalışmalar çok güzel gidiyor. Ben de SKB'nin çağrısıyla katıldım. Ben de yaklaşık 4-5 yıldır buradayım. Pandemideki o endişeli günlerimizde, yani en azından benim hayatımda öyle güzel bir renk oldu ki, o kadar mutluyum ki rengi kadın karısında olduğum için. Yani çok güzel gidiyor. Yani şimdi işim açılacak mesela. Hayatımın öyle güzel bir yerinde ki diyorum ki işi nasıl ayarlayacağım, koroyu nasıl düzenleyeceğim, nasıl ayarlayacağım. Buradan asla vazgeçmiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok da güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Uzun vadeli bir çalışma olacağını düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Yani o gerçekten daha çok hani ilk konserimizi yapacağız, ona çalışıyoruz. Şimdiden o kadar kendini gösteriyor ki daha başarılı işler yapacağımız, daha ilerleyeceğimiz. Yani bence Londra bizim sesimizi çok güçlü bir şekilde duyacak. Yani herkesin aklında yer edeceğiz ve yani bir de şunu tekrar gösterdik Rengin Kadın Korosu. Bir kez daha kadın ne kadar güçlü olduğunu, bir kez daha kadının neler yapabileceğinin sınırının olmadığını, pandemide online'la başladık. Yani online'da seslerimizi kapatmadığımızda çocukların sesi girdi araya. Yani neler neler oldu. Yani çok 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 güzel şeyler yaptık. Çok da güzel şeyler biriktirdik ki daha çok yeniyiz. Çok mutluyum burada olduğum için. Peki Zuhal Hocam, sizce bir 5 yıl içerisinde diyelim, hani önümüzü görüyorsak
Nerede olacağız? Şimdi neler yapacağız? Hedeflerimiz neler? Büyük tutuyor muyuz böyle bir? Ya hedeflerimizi bu şeye benziyor. Yani online çalışma yapmak aslında çok zor. Koroda özellikle çok zor. Böyle bir platform yok aslında aynı anda şarkı söyleyebileceğimiz. Çünkü aynı anda söylediğimiz zaman bütün sesler birbirine karışıyor. Biz buna rağmen güzel çalışmalar yaptık. Ama beklentimiz bu değildi. Yani beklentimizi çok aşan çalışmalar oldu. Onu açıkça söyleyebiliriz. Yani şöyle, ben herhalde online sürdüremeyiz. Başlarız ama. Biraz başlarız. Bir tecrübe ediniriz. Ondan sonra yüz yüze daha güzel bir yere getiririz diye düşünüyordum çalışmaları. Ama öyle olmadı. Yani online yaptığımız halde bazı arkadaşlar, birçok arkadaş daha doğrusu, gününü mü arttırsak, sayısını mı arttırsak demeye başladılar. Talep arttı. Yani biz kısa sürede herhalde biter online çalışma yapamayız dediğimiz halde öyle olmadı. Şimdi ben artık yani 5 yıl içerisinde bu konuda artık sanki şöyle bir şey, bir nehirin içerisindeyiz ve nehirin suları bizi taşıyor, götürüyor gibi hissediyorum ben kendimizi. Çünkü şimdi hemen önümüze 4 Temmuz'da konser koyduk. Konseri organize ederken o kadar çeşitli meslek grubundan arkadaşlar var ki, gazeteci arkadaşlar var içimizde, tiyatrocu arkadaşlar var, ev emekçisi kadın arkadaşlar var, temizliğe giden temizlik emekçisi kadın arkadaşlar var, işletme sahibi olan arkadaşlar var, mühendis olan, fotoğrafçı olan, böyle çok çeşitli bir birleşim, yetenekleri de çok, nitelikleri de çok yüksek, yazıyla uğraşan. Hemen dedik ya olmuyor, onlar bizi itiyorlar çünkü. Ne yapalım, komisyonlar kuralım. Ne komisyonu? Basın yayın komisyonu kuralım, yazı komisyonu kuralım. Yani 5 yılda bu kadınlar, yani ben renginin koro olmaktan çıkıp bir okul olacağına inanıyorum. Yani çünkü şimdiden onun organizasyonlarını yapıyoruz. Yazımızı geliştirmek için atölyeler kurma gibi. Herhalde yani ben şunu hayal ediyorum. Bir çok büyük bir Londra'da ses getiren kesinlikle bir kadın korosu oluruz. Yani sayımız çok az. Şu anda 30 kişiyiz ama bu 2-3'e katlanabilir diye düşünüyorum. Onun ötesinde de herhalde değişik ülkelerde turneler yapan, artık çocukları da alıp yani nasıl olacak bilmiyorum ama yani zorlukları da çok var. Kadın olmanın zorlukları da var. Ama bir şekilde bu kadınlar aşar inanıyorum ben. Umarım öyle olur. Ben Şirin'in holding kelimesine bir gönderme yaptım. Bir holdingin olmazsa olmazı para, biliyorsunuz artık. Rengin olarak hani birçok konuda harcamalarınız olacak. Kıyafetinden tutun da tiyatro salonu kiralamasına, bilet basılmasına, afişine, bir sürü çalışmanız olacak. Rengin Holding olarak bunu nasıl düşünüyorsunuz? Ya da herhangi bir çağrınız var mı? Destek aldığınız kurumlar var mı? Size yardımcı olmak isteyen, bu konuda ekonomik olarak bir şekilde destek olmak isteyen insanlara bir çağrınız var mı? En zor soruyu bana sordum bence. Yani en çirkin soru. Sanat, sanatın içinde bu soruyu cevaplamak, yani sanat çalışmasıyla para çok, yani ihtiyaç, ama çok konuşmayı sevmiyoruz biz bu konuları. Çok acımasız. Ben hemen Şirin'i kurtarayım. Yani böyle bir çalışmamız olmadı açıkçası. Kendi küçük olanaklarımızla dönmeye çalışıyoruz. SKB'nin ve GİKTER'in destekleri var. GİKTER bize yerini açtı. Burada çalışmalar yapıyoruz. Aynı şekilde SKB'de böyle bazı karşılayamadığımız ufak tefek masraflarda destek oluyor bize. Ama tabii buradan bütün dostlarımıza kadın çalışmasını desteklemek isteyen, kadın mücadelesine destek olmak isteyen, ne diyeyim, sanatsal bir kadın mücadelesine destek olmak isteyen bütün dostlarımıza çağrımızdır. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Ama koronamızın şöyle bir etkisi var. Daha yani hiçbir yere çıkmadan böyle sadece prova görüntülerimizle böyle küçük küçük destekler almaya başladık aslında. Aynen. Yani hiç biz istemeden gerçekten hani gönlünden koparak bir şeyler verenler oldu. Bu da bu yani çalışmanın ve bizde yani bu aslında koronun hem niteliği hem de o içindeki o şey enerjiyi gerçekten yansıtabildiğini gösteriyor. Yani küçük küçük prova çalışmalarından da dahi olsa bir kalitesini ya da bir güven verdiğimizi hissetmiş oluyoruz yani aslında. O yüzden ama tabii ki de yani daha büyük, daha o güzel şeyleri organize etmek için mutlaka maddi desteğe ihtiyacımız olacak ileride.
Peki sadece ekonomik olarak güçlenmeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Korist sayısı olarak da vereceğiniz eğitimler açısından da biraz daha güçlü bir yapı olacak sanırım önümüzdeki dönem. Eylül'den itibaren, Eylül-Ekim gibi yeni kayıtlar alacaksınız. Sizinle birlikte hareket etmek isteyen diğer kadın arkadaşlara önerileriniz nelerdir? Neler yapmalılar? Size nereden ulaşabilirler? Kaç kişilik bir koroya doğru gidiyoruz? Öyle söyleyeyim. Ya şimdilik şöyle bir şey var. Zaten neredeyse gün aşırı bir katılım talebi var. Biz hani konserimize hani belli bir sayıda katılacağız. Çünkü 6 aylık eğitimi en azından almış olan arkadaşlarla devam et, yani çıkalım istiyor hocamız. Onu kendisi de söyler ama katılımda herhangi bir şart ya da işte bir seçme usulü vesaire yok. Tabii ki de şarkı söylemek isteyen, bizimle birlikte yürümek isteyen herkes koroya katılabilir. Ayrıca hani daha önce de konuştuk ama bu çok fazla dillendirilmedi ama mesela enstrümanıyla da bize katılmak isteyenler olabilir. Ve ya da ben bir enstrüman çalmak istiyorum deyip de katılmak isteyen ve bizim işte hem Zorlucu'nun hem de kitlenin yönlendireceği bir çalışma da yürütebiliriz. Önümüzdeki yıllar içerisinde söylüyorum bunu. Bendir'le katılmak, yan flüt çalmak isteyen, yani bu şekilde bir hani kendi orkestramızı da kurmak çok isteriz yani. Çok güzel. Rengin Güzel Sanatlar Akademisi. Akademi oldu. Sıralama nasıl olacak? Önce holding mi sonra? Akademi. Parayla çözüksek. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyeyim. Bizim hesaplarımız Instagram ve Facebook, YouTube kanallarımız var. Oradan bize ulaşabilirler. Birebir ulaşmak isteyen arkadaşlar, ilklerde provalarımız var. Pazartesi, Cuma günleri iletişim bilgilerimiz var. İstedikleri kanaldan bize yazabilirler. Rengin Kadın Korosu yazdığınızda her yerde bizi bulabilirsiniz. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.